Merhaba arkadaşlar, şimdi büyük bir cami var burada, oraya gidiyorum. Taksici abi Türkiye'de daha önce bulunmuş. Şimdi birkaç soru soracağım. So which cities have you been in Turkey? I've been for 8 cities. Uh-huh. Istanbul. Uh-huh. Pamukkale, uh-huh. Bursa. Uh-huh. Kapadokya. Ankara, yes, oh, yeah. Ankara. So how about which one is your favorite? Istanbul. Yeah, because Istanbul you have the what do you call it, Grand Market. You've been there. Bazaar, yeah, what is it? The Grand Bazaar. Grand Bazaar, yeah. Yeah, the Grand Bazaar. Where there is a lot of item there. Yeah. So many items. Okay, one more thing about Kappadokia. Kappadokia. Kappadokia is a very nice state. But the only thing is the hot balloon is so expensive. Yeah. $200 per head, I think it's not worth it. Yeah, everybody complaining about that. Yeah, not worth it. I think the government must do something. Yeah, exactly. If not mean, yeah, people won't go there. Exactly. Once time they go, they won't come again. Oh, yeah. Yeah, I know. You won't expect 2-3 times people to come. Yeah. But you create the bad image for your country. Yeah. Yeah, so expensive. $200. Yeah, $200. Stamp money almost 1,000. $200 for how many minutes? Around, not even 20 minutes. Oh, this is waste of money. Yeah, waste of money, yes. Yeah. Yeah, I would suggest the authority, your government, you better highlight your government, better change. Yeah. Because now, if not, mean people will. Yeah, say, people, yeah. Only, yeah. Some people, they only want to go to Kappadokia, and if they see that price, you know. Yeah, I was told it's only $50 for local. I didn't know that. Yeah, for local, yes. I interviewed some people there, I said, yeah, you pay, they really slaughtered you. This is too much. For local, say only 50, maybe 100, the most expensive for tourists. Oh, but 200, I 200 think, too much. Too much because of the maybe, you know, like this travel agent maybe took something. Yeah, maybe. Maybe they're getting commission Yeah. Okay. How about the food? Which Turkish food do you like most? Oh, food is I can't remember, but there's many salad food lah. Oh yeah. I think I dropped you there. Oh yeah, thank you. This one from behind. This one just to show you the Islamic of Art Museum Malaysia. Oh here. Yes. So I can. But the other way, the mosque is over there, right? Yeah. I send you to the mosque first, and then you come here later. Oh okay. Or maybe you want to be here? Okay, I can walk. Where is the entrance of the mosque? Here? Oh, okay, okay. Yeah. Okay. Yeah. Nearby only. Okay. Either one, you want to go? Which one? I will go to the mosque. Go to the mosque first. Okay. Okay. Yeah. Okay, I send you the main entrance. Oh, thank you. This one is behind. Oh, I see. After that, you can walk to the art museum. I think it's open. Yes, open. 10 o'clock open. Okay. Oh, cool. Okay, this is the main entrance. Okay. Okay, thank you so much. Oh, thank you. That's the prayer hall there. Oh, cool. Okay. Yeah, nice to talk with you. Okay, same to you. Bye-bye. Bye-bye. Don't forget to highlight your expensive. Yeah. Okay, alright. Alright, bye-bye. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi taksici Türkiye'ye gitmiş, bayağı bir şikayet etti. Hi. Where is? Huh? Mostly the visitor. Here and then? No, you go see the building. Register there. Okay. Can I record the mosque for my YouTube channel? Okay. Okay. No, professional camera. Huh? You can. Oh, this is can. Okay. Thank you. Evet. Bakalım cami çok büyük. Bu arada taksici bayağı bir şikayet etti ki haklı da yani bir 20 dakikalık bile değil diyor uçuş diyor. $200 istediler diyor. Düşünsenize buradaki insanlar Asya'da Kappadokya çok meşhur. Yani $200 çok fazla. Şimdi buradan nasıl gireceğim ya? Bakalım. Şuradan mı acaba? Şu merdivenleri kullansam. Cami böyle. 1965 yılında inşa edilmiş. Minaresi 75 metre.
Burada da kadınlar falan. Şöyle şurada bir şey var. Buraya bir gidelim. Evet. Bakalım. Neymiş? Sundame was used measuring time before. Evet, güneş saatini gösteriyor bu. Ne zaman yapıldı acaba? Bir tarih falan yok burada. Evet, devam edelim. Şimdi bu camiyle ilgili bilgileri aktarayım size. Bu cami 15 bin kişilik. 53 bin metrekarelik alana kurulmuş. 1965 yılında bitirilmiş. Hay. Ha? Oh yeah. Terliği çıkarıyormuşuz arkadaşlar burada. Şöyle şuraya koyalım. Evet, caminin girişi bu şekilde. Terliği çıkarttırdılar. Şöyle büyük bir havuzu var. Bakın orada ders yapıyorlar. Böyle bir büyük bir havuzu var. Şöyle yürüyelim. Bakın orada turistler bilgi alıyorlar camiyle ilgili. Buradan caminin içini göstereyim size. Tabii Malezya Endonezya'ya göre çok daha, yani bu Kuala Lumpur özellikle daha modern bir şehir. Bu camiye de yansıyor. Bakın bu cami mesela şehir merkezinin ortasında, işte büyük binaların hemen yanında. Aşağıda da havuz devam ediyor. Biraz bakımsız kalmış havuz ama şu yan tarafta da zaten tadilat var sanırım. Burada da işte hediyelik eşya satın alabiliyorsunuz. İçeriye doğru geçelim. Ben içeriği gerçekten görmeyi çok istiyorum. Çok heyecanlıyım. Ya ben böyle mimari yapıları gezmeyi seviyorum. Sizlere de sizlere de göstermek istiyorum. Şimdi yavaş yavaş içeriye gidelim. Caminin içerisi. Hello. Hi. Sorry, are you a Muslim? Yes. Okay, Muslim can go. Evet, burada özel bir bilgi edindik. Müslüman mısın diye sordu. Evet dedim. O zaman girebilirsin dedi. Bu çok ilginç. Vay be. Evet, bu şekilde. Bakın. Sadece Allah-u Teala'nın adı ve Hazreti Muhammed'in ismi var. Türkiye'de genelde camilerde sadece Peygamber Efendimiz'in ve Allah-u Teala'nın adı yazılıyor. Sonrasında Allah'ın diğer isimleri Allah-u Teala'nın diğer isimleri yazılıyor ama burada bu şekilde tasarlanmış. Minber bu şekilde. Evet. Buradan şöyle yan taraflara geçelim.
İslami bir şekilde. Gelin bir de görevliden bilgi alalım. Böylesi daha iyi olur sanırım. Ben doğru düzgün bir şey bilmiyorum çünkü. Bakalım. Hi. Can I get information? Yes. I'm from Turkey, by the way. Okay, yes. Turkey, Hagia Sophia. Hagia Sophia, yes. Okay, just 1 minute, yes. So, can you give me overall information about the mosque? About the mosque? Yeah, like... What do you want to know? You ask me. So, the architecture and all... This mosque is built in 1965. Mm-hmm. At 63, in 2 years, 65. Uh-huh. And it was both those days built with 1 million, the cost. Uh-huh. And the beauty is that the money, the fund collected from non-Muslim, from the general public, uh-huh, the Chinese, the Indians, all donated. Wow. So the money collected built this mosque, uh-huh, and it was called the National Mosque. Oh, that's why. It's for everybody. Evet, burada da bir kabristan yapılmış. Caminin yan tarafında. Tabi bu kabristanlar kimlere ait onu bilmiyorum, öğrenirsem sizlerle paylaşırım. Evet, özellikle o tarafa yoğunlaştılar sanırım, önemli birisi. Şöyle yan taraftan geçeyim, ben de bilmiyorum kim ama önemli biri olduğu kesin sanırım. Evet, caminin böyle avlusunda böyle bir kabristan var. Bu ileridekiler de önemli kişiler tabii. Hi. Who is these people? We are from school. And we visit one of the family members. So these people, they are government? Yeah, they have contributed a lot to our country. President? No, they are not president, but they are one of the important people in the European countries. Okay. Where are you from? Turkey. Okay. Yeah. Welcome to our country. I take your photo. Oh yeah, okay. Wait. Hi. Okay. Okay. Are you alone? So these are the group of important people in our countries. Okay. So they serve to the country. Yeah. Sort of like that. Oh. Okay. Thank How do you find our country? What? How do you find our country? Yeah, really good. I really love the Kuala Lumpur. Actually. Okay. Number one is food. Yes. Nasi lemak. Nasi lemak. Thank you. Nice to meet you. Evet. Hintlilerin ve Çinlilerin bağışlarıyla yaptırılan bu büyük camiden sizlere veda ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın ki ben de sizlere böyle güzel yerleri göstermeye devam edebileyim. Şimdilik hoşça kalın.